Allah'tan bize devlet olan Ahmed Muhammed Mustafa olsun sana canım feda, Hak'tan bize devlet olan Ahmed Muhammed Mustafa olsun sana canım feda. Es-salatu aleyke ya As-salatu wassalam aleyke ya seyyidana ya Resulallah aleyke ya seyyidel evveline vel وسلام على المرسلين والحمد لله رب Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Recep ayının son günündeyiz. Allah Teala Şaban ayında da inşallah sağlık, sıhhat, afiyetle girmeyi, Recep ayının bizden razı olmasını, nice 3 aya sağlık, sıhhat, afiyetle girmeyi, bu mübarek zaman dilimlerini en güzel şekilde bereketiyle, rahmetiyle, esenliğiyle, enerjisiyle, duasıyla geçirebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, zaman hızla akıp geçiyor. Kimi zaman ağırlaşır, kimi zaman hızlanır. Bazen durur zannedersiniz ama insanoğlu hep kusur arar, geçmişe bahane bulur. Kendisine yapılan hataların aslında kendisi tarafından hak edilmediğini düşünür. Yanlış insanlarda oldukça olmaya devam eder. İnsanların şerlerinden, ins ve cinnin şeytanlarından nasıl uzak kalacağını bilemez.
aslında kendini temizledikçe o taraftan düşmanlar artmakla beraber böyle insanlar gibi olmaya çalışınca da Allah Teala o grubun içerisine bırakıverir. Nereden olmak istediğinize siz karar vereceksiniz. Onun için Kur'an okuyacaksınız. Manasını anlayacaksınız. Hayatınızda uygulamaya çalışacaksınız. Aklı selim olacaksınız. Mantıklı işlere imza atacaksınız. Eğitimi hava atmak için değil, bilgili, irfan sahibi, medeniyet ehli olmak için tahsil edeceksiniz. Zenginliği hava atmak için değil, fakiri fukarayı gözetmek için, kimseye medyun olmamak, kimsenin eline düşmemek adına bunu isteyeceksiniz. Mana aleminde yol almak isteyeceksiniz. Ben uçuyorum, kaçıyorum demeyeceksiniz. O alemde de sevilmek için merhametiniz yüksek olmalı ve mana aleminde yol almak için de herkesten daha aşağıda olduğunuzun düşüncesiyle tefahur, övünç vesilesi değil, tevazu, alçak gönüllü olmak adına bunu istemelisiniz. İstemeliyiz, kendimiz adına da söyleyelim ama önce Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeleri okuyalım. 8. cüzün ilk sayfası Kur'an-ı Kerim'in başından baktığımızda biz hafızlara göre 20. sayfasından başlayalım. Bakalım Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Buyursunlar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev ennenâ nezzelnâ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Allah kabul etsin sevgili dostlar, okuduğumuz ayet-i kerimeler son derece sarih, açık, apacık. Çünkü Allah Teala ikinci okuduğumuz ayet-i kerimede gördüğünüz gibi وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا bütün peygamberlerin başına bela ettiğimiz, düşman kıldığımız gibi kimi? Şeyatıyla insi, insanların şeytanlaşmış olanları. İns görünümlü, insan görünümlü ama şeytanlar. وَالْجِنِّ ve cin olarak şeytan olanlar, bunları düşman kıldık diyor. يُحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ve onların bir kısmına da böyle bir şeyleri fısıldayıp dururlar. İşte öyle yaptık, şöyle yaptık, böyle olduk diye. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Allah Teala onların bir şekilde yaptıklarının tamamını bilmekteydi diyor Yüce Rabbim bizine.
ve bütün peygamberlerin başına insanların şeytanlarını, cinlerin şeytani olanlarını musallat kılan ve buna müsaade eden Allah Teala bize mi bunları yapmayacak? Biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Yapmak da istemiyoruz. Yapmamalıyız da. Bunu siz, biz olarak konuşuyorum. Çünkü biz bu şeytanın ve cinni ve insi olan şeytanların hiçbir tarafında olmak istemiyoruz. Onların tarafında olmaya çalışmak demek, onların yapmak istediklerine ortak olmak demektir. Efendim öyle diyorlar diyebilirler, siz yapmayacaksınız. Başkasının yalancısıyım diyerek cümleye girmeyeceksiniz. Günahı başına olsun diyerek konuşmayacaksınız. Çünkü kusur arıyorsunuz. Kusur ararsanız kusur çok. Aramazsan yok. Kusur aramak demek şeytanlaşmış insanların ve cinlerin halinden olmak demek. Biliyor musunuz onun hakkında ne söyleniyor? Biliyor musunuz o kimdi? Size ne? Çamurdan geldi. Kimse sizde peygamber oldu. Peygamberler hepsi zengin insanlar mıydı? Ha? Kuyuya atılanlar, balığın karnında düşünenler, kavmi tarafından öldürülenler, onlar sizin bizim gibi insanlardı. Sadece Allah tarafından seçilmişlerdi. Bütün peygamberler imtihandan geçtiler. Siz de onların başlarından geçenler, geçmeden bu dünyadan gideceğini mi zannediyorsunuz? Yapmayın. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدًا. Senin Rabbin kelimeyi, sözünü doğrulukla ve en güzel adaletle tamamlamıştır. لَا مُبَدِّلَرِ كَلِمَاتِ. Onun sonunda hiçbir, onun kelimesinde, sözünde hiçbir değişiklik söz konusu değildir, olamaz da. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Her şeyin ak kutu, kara kutu neyse hafızası tutuluyor. Beyinlerin kara kutusu var ama insanların yaptıklarının da bugün kimde, nerede, ne iş yaptı, kaç yalan söyledi, kaç doğru söz söyledi, nasıl işler yaptı, her şey kayıt altında. Yapmayın. Merhameti olanla beraber olun. Merhametsizlerden uzak durun. Çünkü men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah Teala kimseye bela vermez. Allah belayı kullarıyla bizlere yaparken gösterir. Kul kulun başına bela olur. Allah hiçbir kuluna bela vermek istemez. Allah Teala devacıdır. Vermek üzere sistemini kurmuştur. Bugün açlıktan kimseyi öldürmüyor. Delirmediyse, aklını kaybetmediyse, kendindeyse bir dost, bir komşu, hatta hiç tanımayan bir insan gelip ona su getiriyor, yemek getiriyor. Derinlerde toprağın binlerce metre altındaki karıncanın, yaşayan varlığın, organizmanın ihtiyacı olan suyu, yiyeceği, suların akışıyla önüne kadar getiren Mevla, ayakta olan, yeryüzünde olan sizlere mi kısmetinizi getiremeyecek? Böyle bir Allah'a sığınmaktan, teşekkür etmekten başka bir şansımız yok. Rahmani mi olacaksınız, şeytani mi olacaksınız, buna karar verin. Tercih sizin, tercih bizim. Rahmani olmak çok güzel, kolay da. Şeytani olmak, şeytanın vesveseleriyle, şeytanın vehimleriyle, şeytanın desiseleriyle, hileleriyle, tuzaklarıyla olmak çok zor. Yalancı olacaksın, yalancılarla beraber olacaksın. Kötü işlerin yapıldığı yerlerde olacaksın. Hep düzenbazlarda olacaksın. Canın tehlikede olacak. İster misin? Hayatta kalmak için bunları yapmak zorunda kaldık. Demeyin. Böyle bir dünya yok. Allah Teala gönlü güzel zenginlerden olmayı nasip eylesin. Fakir ama gönlü açık zengin olmak da büyük zenginliktir. Zenginlerin malı kıymetli olur. Çorbasını içmek bazen dert olur. Vakit bulup da ikram edemezler. Ya da parası o kadar kıymetlidir ki pinti olurlar. Ama bir cömert bir tas çorbasını paylaşınca onun tadı da hiçbir zengin sofrasında olmayabilir. Siz sofraları karıştırmayın. Allah güzelliklerle bizleri buluştursun. Güzel çirkin diye bir şey yok derdi hocam. Selam olsun. Güzel sensin, güzel baktığın. Sen güzel değilsen sen güzel bakamazsın. Güzel ol ki güzel bakasın. Sen de olmayanı başkalarında arama. Başkalarında var olan kusurları da sen de yok sanma. Ne olur. Dikkat edin. Allah Teala bütün peygamberlerin imtihanlarını şu ayet-i kerimelerde
ve bütün kıssalarda bize müjdeliyor. Hazreti Yunus peygamberin 18 yıl sürdü sürgünlüğü, cezası, imtihanı. Sizin kaç yıl sürdü? Şurada 3 gün imtihan yaşıyorsunuz içinizde, kıyameti koparıyorsunuz. Ama hepiniz zahire kapıldınız. Hepimiz dışta kaldık, kabukta kaldık. Kimse batına, iç dünyaya inmiyor. Meselenin içinde, iç yüzünde neler var bunu düşünmüyor, düşünmüyoruz. Onun için gelin hayatımızı şöyle, dış küreden kalbimize doğru, kalbimizden tüm dünyaya doğru, evrene doğru şöyle bir yolculuğa çıkalım. Biz kimiz, neyiz, ne yapmalıyız, nereden geldik, nereye gidiyoruz ve bizi neler bekliyor? Bunları düşünün, bakalım Rabbimiz bize ne nimetler bahşedecek. Duayla başladık, duayla bitirelim. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yere rahmet yar, esenlik gelir. Bu güzel Recep ayını Rabbim bizden hoşnut eylesin. Şaban ayının güzelliklerini ermeyi bize nasip eylesin. Artık bu aylar her iki ayda Ramazan ayını hazırlanmak içindi. İçindeki gecelerin her biri sırlı ve bu sırların içerisine girmeyi ve bu mana aleminde yol almayı hepimize nasip eylesin. Ramazan'da okuyacağınız mukabeleyi, Ramazan'da yapacağınız hayırları, Ramazan'daki dağıtacağınız zekatı, fitreyi, hasenatı, hayratı hepsini en güzel şekilde hazırlamaya şimdiden başlayın. Çok ihtiyacı olan birileri varsa şimdiden dağıtmayı, kurbanları keserek fakir fukaraya dağıtmayı, Ramazan'ın ilk gününe, sahuruna, iftarına kalkacak, hazırlanacak olan insanlara da iftar yemekleri hazırlamayı, kapı altlarından, kapı eşiklerinden kimse görmeden hediyeleri, ikramları bırakmayı unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Vel'asr innel insâne lefî husrin illellezî Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Rabbil alemin, ellerimizi yüce makamını açtık, kapına geldik, kapından bizleri boş çevirme. Her ay okuduğumuz hatmi şerifleri kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hastaları şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, na murad olanları bel murad, na şad olanları kariben handan şadan eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri, hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Allah'ım bütün güzellikleri üzerimizde var eyle. Her türlü ins ve cinnin şeyatininden bizleri emin eyle. Güzel, nurlu kullarında bizleri var eyle. Helalinden kazanıp helal yerlerde harcayabilmeyi hepimize nasip eyle. Allah'ım merhameti bol kullarınla beraber eyle. Merhametli olmayanlardan bizleri uzak eyle. Bizlere ilmi, medeniyeti, maneviyatı, sevgiyi en güzel şekilde yaşayarak öğreten hocalarımıza Allah'ım dualarımızı gönderiyoruz. Senin yüce katına gelenlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Hayatta olan hocalarımıza da hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله kabul etsin sevgili dostlar. Cumamız mübarek olsun. Şimdiden Şaban ayınız mübarek olsun. İnşallah Ramazan için mukabeleleri hazırlanın. Yeni mukabelemizle huzurunuzda olacağız. Kur'an ayı, gufran ayı, Kur'an okuyarak, dua ederek, oruç ayı, oruç tutarak, hayır ayı, hayır yaparak ihya olunur. İnşallah maddi manevi kalbimizi, bedenimizi en güzel şekilde ihya etmeyi Rabbim nasip eylesin. Yorumlarınızı, dualarınızı bekliyoruz. Zira sizlerden gelen bir çift söz, bir amin bizim bütün çalışmamızı, azmimizi artırıyor. Bizi duyduğunuzu biliyoruz, görüyoruz, seviniyoruz. İnşallah güzel kanallarda, güzel yayınlarda sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz. Haftaya inşallah Cuma'da burada, Cuma sohbetinde sizlerle buluşmak ümidiyle herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.